Efendim herkese tekrardan merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi kocaman bir Roma İmparatorluğumuz var. Aa! Nedense Arabistan'ın çöllerinden başlayıp İtalya'nın kuzeyine ve Cezayir'in ortalarına kadar yayılıyor. Hadi bu Akdeniz taraflarını anlarım ancak Arabistan tarafı niye? Neden Mezopotamya'ya giriyoruz onu da anlamış değilim. Her neyse keyfimizi çok kaçırmayalım ve kaldığımız yerden devam edelim derim. Öncelikle herkese tekrardan merhabalar. Bunu bir diyeyim önceden. İkinci olarak görmüş olduğunuz gibi karakterimiz bu şekilde. 56 yaşında sağlığı iyi. Bu şekilde giderse muhtemelen bir 65 yaşını görürüz. Prens Kiros oyuncu varisimiz. Tek oğlumuz bu şekilde. Bir kızımız üçlü bir vasalımızla evli. Bu kızımız ah işte ah bu kızımız ne yazık ki ne yazık ki biraz sıkıntılı. Prenses Afanasya ise bir vasalımızın oğluyla evli. Efendim bu şekilde gidiyor. Gayet güzel. Karakterimizin erkek kardeşi de burada aynı zamanda. Kendisini hatta saraya davet edelim. Niye burada? Onu da anlamış değilim ama. Aa bir dakika bu benim yeğenim mi? Hemen kendisi ittifak kuruyorum. Bir saniye. Benimle arkadaş olmaya çalışan çok teşekkürler. İyi arkadaş ol. Ee... <laughs> Peki. Ülkemizde bir hastalık belirtisi var. İtalya eyaleti çok yaşa. Oo. Tamamen kontrol ettiğimiz için geldi herhalde. Batı İmparatorluğu'nun düşüşünden biri ikinci kez İtalya kurtarıldı ve Roma yönetimine getirildi. Umalım ki bu son defa olsun. Büyük Roma şehri artık benim kontrolümde. Sert askerler bile Traianus sütunu üstüne dalgalanan Roma sancağı karşısında gözyaşlarını tutamıyorlar. Evet Traianus sütunu önemlidir. İmparatorluk çok yaşa. 350 prestij kazandık. Ee, peki ne oldu? Peki bir şey olmamış. Öyle olsun. Hiç sorun değil. İstesek Arap İmparatorluğunu da oluşturuyoruz. 27 tane daha dejur kontluğu ele geçirsek bu Şam dükü denen abimiz kendi başına halleder herhalde. Bir tehlikeli örgütleşme diyor. Yani kolay gelsin. Bir av var. Bu da bir av. Hangisine gidelim? Hadi sana gidelim mi? Yükseltebiliyorsak şu binalarımızı yükseltelim iyi olur. Ee, şuraya bir düklük binası daha inşa edemiyoruz ne yazık ki. Aa, ancak yapabiliyorsak. Aa güzel. Hadi senden bunu çektim. Kusura bakma. Burası artık benim oldu. Buraya şöyle bir bakalım. Hmm. liman gider ya buraya aynı. Ya yani buraya bir bina yapılabiliyormuş. Daha kaleleri yükseltemiyoruz ama. Hmm. ahır kurduk buraya hadi hadi. Oğlum sen. He bu buradan böyle büyüyor yani. Okey öyle olsun. Hapsetsek. Hadi seni hapsettik ya. Savaşı buradan yönetiriz. Güzel bir fırsat oldu. Bu abileri şimdi şöyle hızlıca bir toplayalım. Aile katiliymiş. Bana kalkıştı için buradaki toprağını alırım ve buradaki dejur toprağı da şu ceziri abimize veririz artık. Oğlum niye oraya gittin buraya? Heh. Güzel. Abicim seni evlendirelim mi evlendirebiliyorsak? Ee, ne dersin? Nordgau Düklüğü diyor ama. Evlilik düzenli karakterimin yeğeni. Heh. İttifak mı yaptık kendisiyle? <laughs> Güzel hadi para verdim sana. Orada senin ordun nerede? Sen niye oradasın ki? Hoppa sen buradaki düklüğü de mi tutuyorsun? Oo peki. Hı, teşekkürler. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağız. Ee, bunları topladık. Şöyle bir üstlerine gönderelim. Buradan bir paralı asker daha çekeriz. Ya şunlar fena değil. Bir dakika bana Veronica'nın pençesi. Aa bu çok kral bir esere benziyor. Bir saniye. Güzel. Çok kral bir eser ya. Elimdeki fazlaydı. Şöyle vasallarıma vereyim. Onlar kullansınlar. Güzel güzel. Baksana bir tane şöyle eser hediye edeceğim. Tamam. 36 ve Ha, senin olsun bu. Şarlman'ın kafası niye bende? Bende mi oluyordu? Anlamadım ama. Hadi bunu da sana verdim. Ha, senin sarayında eser yokmuş. Şarlman'ın kafasını sana vermeyeceğim kardeşim. Sana şöyle, aynen şöyle bir eser hediye ettik. Bu da mı saray eseri? İnanmıyorum. Her şey saray eseri mi? Bak bak bak. Sana şöyle postları verelim abi. İyi olur. Bu neymiş? Büyük duvar süslemesi. Hadi bunu da verdik. Muazzam domuz postu. <laughs> e, güzel. Savaş sancağı verdim. Ha, bir de böyle verdim. Kulla. Evdeyiz. Harika. Denetmen yürekli seçildi. O zaman tahribat için tasarlanmış. Aa bir oğlum oldu. Çok güzel. Yakında ölebilir. Buradaki ordumuz yeniliyor sanki. Çünkü daha savunmasına yakalandılar değil mi? Hı. Şuradan böyle takviye çıksak. Gayet güzel. Şimdi. Sen kaç tane düklük tutuyorsun yahu? Hı. Sen Waspura kanı tutuyordun değil mi? O zaman ben de sana diyorum ki. Güzel kardeşim. Öncelikle senin şu ünvanını fes ediyorum. Tamam. Sonra sana biraz para göndereceğim. Sonra diyeceğim ki. Seni sürgün ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi buradaki ünvan bana. Değil mi? Güzel. hanımefendi diye diyorum ki. Kardeşim burası artık senin. Levanten kültürüne bakalım. Sırada kavisli eğer mi var? Biz hani askerleri üzerinden gidiyoruz ha? Hmm, tamam o zaman. Şöyle buraları açarız. Güzel. Yüksek orta çağa gelene kadar da buraları böyle komple açmış oluruz diye düşünüyorum artık. Senin silahın var. Senin silahın var. Senin silahın varmış. Peki senin silahın var mı? <laughs> senin de var ha. Güzel. Senin de silahın var. Herkesin silahı var kardeşim bu ne? Benim kardeşim buydu değil mi? He baba sana silah vereceğim. Şartra gürü. Eyvallah. Hoppa yine bir yerler. Başkenti karantina ya. Çıktı buralarda yine bir şeyler neymiş? Şeytanın ateşi. He. Levanten kültürü ne durumda? Bir tek buralar meşriki kalmış ama güzel. Gelişmişlik de artıyor sanki burada. Ulan sen de her yere böyle <laughs> Medine'ye alıyor baba sefer de Medine'yi almaya çalışıyor. Güzel. Lan seni burada... Oha senin de burada çok kötü böyle toprakların var ha. Almışım burayı. Konstantin'e iyi. Tomey ne? Ama yok. Yevgenya'dan bir şey olmaz sanki. Güzel. Bir komutan özelliği elde ettik. Zorlu arazi uzmanı. Hiç fena değil. Burada hastalık yok değil mi bak? Heh güzel. Oğlum kuzu frengisi. Ay anasını satayım. Bu da ne? Hadi buralara yerleşimler falan yapalım artık. Bilmiyorum yani. Hop bunlar. Aha, <laughs> bu ne? Pomeralya kıpti olmuş. Çok iyi. Ya. Bunlar da kıpti olmuş. Mükemmel. Bunlara belki a böyle bir krallık için kutsal savaş açılabilir mi? Polonya. Mükemmel olur aslında. Yapılır. Ve buraları da böyle komple almış oluruz. Kardeşimize falan verebiliriz belki. Kardeşimize hala bir eşi yok mu? Ee, ırsi bir şey bulduk. Irsi bulalım. Hadi şöyle yaptık mesela. Güzel. Burası böyle katolik kalmış. Burayı alırız. Hatta gerekirse Doğu Frankiye. Hmm. Lotaringia'nın böyle katolik olması gayet güzel. Akitanya'ya da saldırabiliriz galiba krallık için değil mi? Aa güzel. Akitanya'ya da saldırabiliriz. Burada hastalık var. Polonya Dejur. Oo Polonya Dejur ne yazık ki. da <laughs> böyle. Böyle tersine büyüyelim biraz. Ha, buraları alabiliriz aslında. Güzel güzel iyi olur. İyi olur. Estonya katılacakmış. Ne? Hmm. Hayda sizde niye savaş var ya? Otorite savaşı mı? Oğlum kendi aranızda savaşmayın. Heh güzel. Salaklık yapmayın. Şu Polonya'yı alacağım ya. Karar verdim. Şu Polonya'yı alalım. Bizim hanedanımızdan birine veririz burayı. Gayet güzel olur. Geçmiş olsun. Bunları kaldırdık. Bu kutsal <laughs> da kim tarafından kiralanıyor? Sen nasıl kiral... Ha, Bu kişi yüzünden. Peki. ne teşekkürler. Buralarda bir hastalık falan var diyor ama bakalım artık. Uzat. Bunu da uzat. Topla. Topla. Başkentini kuşatırsak fena olmaz. Hmm. Gel gel. Hadi sana vasallık teklif edelim. Gel. Güzel. Sana vasallık teklif ettik. Şu abimize aktarıyoruz. Slovian Möger mi oluşturuldu? Peki. Oluşturulsun. Böyle gereksiz işlerle uğraştırmayın beni. Topraklarımda destan mı yayılıyor? Ne alaka? Kimin destanı yayılıyor? Hmm, peki. Aa kralın ordusu geliyor. Güzel. Ben yakalarım ya bu orduyu. Kralın ordusunu yok ettim. Daha müttefikleri gelmedi. 6 ayda bitirdik bu savaşı. Tonlarca toprağım var. Şimdi. Tabii bunu gasp edemiyorum. Fakat bunu gasp edebiliyorum sanırım. Güzel. Bunu gasp ettim. Sonra canımın içi. Bak kardeşimsin sen. Sana şöyle buraları. Vistula niye sana verdim tamam mı? Ha bura böyle komple senin oldu. Sana hediye gönderiyorum. Hatta biraz daha gönderiyorum. Sana zırh falan verebiliyor muyuz ya? Bakalım. Kullanılmayan. Ha, hadi bak sana bunu verdik. <laughs> Şu an Polonya bu halde. Yani dejur hariç her yeri tut. <laughs> Ay, çok iyi. Lan oğlum uğraştırmayın beni böyle şeylerle. Evet. Bunu gasp edemiyorum savaşta. Bunu gasp edemiyorum. Kuyavya'yı gasp edebiliyormuşum. Ettim. Karakterimin yeğeni. Karakterimin yeğeni. Çok güzel. Ee, gel canımın işi. O zaman bak seni şöyle evlendirelim biriyle. Heh. Güzel. Seni evlendirdik. Sana şöyle Kuyavye düklü ünvanlarını verelim. Çok iyi. Hatta sana da şöyle komple Mazovi'yi verebiliriz aslında. Fena olmaz. Mazovi'yi şöyle gasp ettik. Sana veriyorum bunu para veriyorum bol bol. Tamam mı? Buraları tabii şimdi doğrudan kuşatmadığımız için sadece dörtte bir kontrol var. Başkenti mesela bakın biz burayı kuşattık. Dolayısıyla sıfıra düştü. Başka bir erkek kardeşimiz. Ya senin ittifak yok kuramıyoruz. Şöyle yapsak mesela arasak oluyor mu bir şeyler? Hı? Aa çıkıyor. Erkek torun. Hadi gel bak seni meşrulaştırdık tamam mı? Şöyle şuraları verdik ya. Polonya. Gasp ettik. Teşekkürler. Evlenmene izin veriyorum. Polonya düklü. Biraz daha para göndereyim. Güzel. Şimdi tabii tek buralar kaldı değil mi? Hı. Buraları gasp edemiyoruz. Savaşta çünkü. Hı. Burayı da böyle almış olduk arkadaşlar. Bakalım başka biri var mı böyle? Ee, Dionysios Makedon. Kimmiş bu ya? Eee saraya davet. Heh, iyi olur. Meşrulaştırdık. Mesela. Senin meşrulaştırdık. Sana da şöyle şuraları verdik. Hediye gönderdim sana. Hı. Siz böyle buraları kontrol edersiniz artık arkadaşlar. Size güveniyorum. Ya yani senin topraklarına yapabiliyorsak yapalım bir şeyleri. Şöyle biraz daha kale yapalım. Şöyle bir şehir şuraya ne bileyim bir katedral. Peki. Şöyle bir şehir mesela. Tapınak. Arttır buraları. aynı. <laughs> Parayı kullandık. Ya yani buradaki nihai amacım aslında bir noktada Polonya'yı tamamen kontrol edip serbest bırakmak. Ki bizim hanedanımızdan biri olduğu zamanda bu bizim ihtişamımıza yansıyor olacak. Oğlum kendi aranızda savaşmayın be. Ben seni o zaman şöyle salayım mı? Saldım. Hadi görüşürüz. Bakın ihtişam arttı. Görmüş olduğunuz gibi. Heh, bunu gasp ettik. Mükemmel. Şimdi şu abimize veriyoruz burayı. Şu Milic kontrolünü vermekle yanlış yaptık ama. Orası Silesia'ya aitti. Hı, şurası için de alabiliyor muyuz? Mükemmel. O zaman şöyle Düklük için bir kutsal savaş. Aa güzel. Or bir dakika başında mı bu? Yok. Aa sen buradaymışsın. Bak şöyle yapacağız. Paralı askerleri topladık tamam mı? Hı, ateş kes. Çok iyi. Düzenli askerleri topladık. Cezasız kalamaz dedik. Ünvanını fesedelim mi? Ünvanını fesedelim mi? Ne dersin? Ben seni şöyle Antakya'ya verebilirim aslında. Hadi ünvanını feshettim ya. Sura bakma yani yapmayacaktın. Bak ama böyle Antakya'ya böyle burayı veriyorum. Bu muhtemelen Şam dükün hiç hoşuna gitmeyecek. Çünkü orada <laughs> hak iddiası var. Aa böyle oldu işte. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Daha toprağı yeni aldın kutsal savaş mı ilan ettin? Çok güzel. Harika. Burayı da böyle gasp ettik. Mükemmel oldu. Bak burayı da sana verdim. Tamam mı? Sileziyeyi oluşturmuştuk değil mi? Dolayısıyla buralara böyle Polonyalı bir soylu. Bu şekilde. Neresi? Burası mı? Burayı verdik. Mesela şöyle teokrasi yaptık burayı. Ee, burayı şöyle. Bu şekilde yaptık mesela. Burası böyle cumhuriyet oldu. Polonyalı bir soylu. Sonra abicim şöyle Silezi'ye de komple verdik. Buraları böyle komple kontrol ediyorsun artık. Karakterimin vasalı ve embesil. Ama idari yeteneği çok iyi aslında. Hiç fena değil. Embesil olmasına rağmen iyi. Yani. Embesil olunca çocuk doğu, he, iyi. Tüm Doğurganlıkta bir sıkıntı yaşamıyor en azından. O da Lan bu Fransız ya ne şimdi bu? Ancona'yı böyle alasın var ha. Ama yani bir Ortodoks'a saldırmayı çok istemiyorum gerçi. Bilmiyorum. <laughs> Şeye saldırdım sürekli Sardinya'ya ama acımadım. Neyse burayı alırız ya bir ara. En lüs bu şekilde. Burası son derece güçsüz. Biraz şöyle şu tarafları alalım derim. Yaşımız 62 olmuş. Sağlığımız kötü diyor. Oğlumuz ne durumda? Fena değil. Aa şu Ancona düklüğü için savaş açıyor. Helal lan sana. Hediye gönderiyorum. Hediye. Biraz daha hediye. Hı, valua düklüğü de yani bütün Fransa'yı kontrol ediyor. Helal olsun. Güzel. Polonya topraklarına geldik arkadaşlar. Buralardaki kontrolleri önce şöyle bir arttıralım. Hatta yapabiliyorsak kendi şöyle aynen papazımızı kullanalım da. Hıh <laughs> abimize bak. Vasal savaşın sonlandırmanı isteyeceğim. Tazminat istemekle haklısın çünkü ben sana uğrayacağım yanlış anlamıyorsam değil mi? Senin de vasal savaşın sonlandırmanı istiyorum. Ah sen de tazminat al tamam. Heh, hele şükür aldı burayı. Mükemmel. Tabi şimdi Ravenna despotluğunu da isteyecek. Yani burası. Romanya krallığı oluyor. Ama ben kendisine vermeyeceğim. Çünkü kendisine verirsem aynı zamanda burayı da istiyor olacak. Yok öyle şey. Kuzenim niye esir alınıyor? Aa sen Mekke'ye <laughs> Lan çok iyi ya. Vasallarım kapışıyorlar resmen. Arabistan krallığı içinde kutsal savaş. Oo. Benim vasallarım birbirine mi giriyor şu anda? suç cezasız kalamaz. Ayda. Kilik ya. Ünvanı fes edebiliyorduk. Tamam bak ettim. Özür diliyorum bunun için ama. Bir de karşı serbest bırakıyorum. Sen burayı mı istiyordun? Güzel. Seninle şöyle bir evlilik... Ee, olur. Hadi evlendirdik. Sen de bir dakika sen burayı mı istiyordun? Ya, sen de burayı istiyordun değil mi? Tamam bak sana şöyle şuraları verdik. Şu vasalar... Bilmiyorum ama. Tamam. Bizim durumumuz ne? 66 yaşındayız. Sağlık hala kötü diyor. Oğlumuz da iyi. Fena değil. Bak yine bir köylü ayaklanması. Al işte. Köylü ayaklanmasıyla Kutsal Savaşı aynı anda meydana gelince öyle söyleyeyim size. Hem vasallarımızın savaşına katılabiliyoruz. Hem de köylü isyanlarını bastırabiliyoruz. İstihkamcılar. Konsey üyesi ölmüş. Oo, bunları hemen getirmemiz lazım şöyle. Tamam seni de böyle getirdik. Senin savaşın... Ha iyi. Senin askeriyen gayet iyi. Güzel güzel. Halledersin ya yani bir şekilde. Hatta sana bak böyle para da veriyorum. Tamam. Kültür ne alemde? Derebeylik. Ha hane askerleri. Tamam hane askerlerini açarız ya. Sonra derebeylik. Gideriz bir şekilde. Biz nereye almaya çalışıyoruz? Sveti. Hey. Tamam sen oraya al. Burayı da böyle biz aldık. Mükemmel. Hane askerlerini de keşfettik bu arada. Demek oluyor ki bunları böyle arttırabiliyoruz. Elimde param var. Bakın arttırıyorum. İki mübarizun, iki katafrakt, bir deve binici daha ekleyebiliyoruz mesela düzenli asker slotuna. Ya baktığım kadarıyla çöl ve kurak alanlarda kapışırsak deve binicileri işimize yarar baya. Hadi deve binici de ekledim. Ne bileyim. Onu da şöyle. Şuraya konuşlandırdık. Ve arttırdık. Yakın zamanda ölsek iyi mi olur acaba? Hı, düşünüyorum da. Oğlumuz da yaşlanıyor çünkü. Yani bilmem anlatabiliyor muyum? değiştirme görevi tamamlanmış. Yardırım babacım buradan. En azından şu vasalımız için toparlasak biraz durumu iyi olur. Heh. Güzel. <laughs> Yatalak olduk. Değil. Otorite savaşı mı? Ayda. Giderek otorite savaşına katılıyoruz. Neyse. Ya bütün askerleri toplayın babacım. Stratejisi de açtık. Şimdi de servet odağından gidelim mesela. Ordu kalitesi çok iyi. Komutan da çok iyi. Şöyle büyük bir ordu geliyor. atmaları çok iyi hallediyoruz karakter özelliğimizle falan. Bunlar baya büyük bir ordu getiriyor ama. Ee, o zaman müttefikimize destek çıkacağız. Hı, bizi görünce kaçtılar ha. Bir saniye. 4700 ile başladık. 100 adam kaybettik. Onlar 8000 ile başladı. Neredeyse hepsini kaybettiler. Tamam bu savaşı kazandık. Gaskonya Küçük Krallığı ne? Ha sen bu şekilde mi diyorsun? E, sen para göndereyim o zaman. Güzel. Bavyera şu an of yalnız kötü borca girmiş. Hemen biraz şöyle para gönderdik. Evet 26 tane tutsağımız var. Bunları salalım. Macaristan da patlıyor bu arada. Bu da bizim masalımız. Tiranlığına karşı. <laughs> Mısır despotluğu 8 sene sonra Bizans İmparatoru Dejur sınırında sayılacak. Kudüs Krallığı da sayılır ama Kudüs için çok gerek yok. Yani Patrick bize isyan etmez. Mükemmel gerçekten. Herkesin görüşü bize karşı hoppa bir dakika niye bu böyle hapseden? Ha, ben senin ünvanı elinde alabiliyorum öyle mi? La Konya... Vasilevs Thomas 71 yaşında Yüce İsa'nın mekanına göç etti. Tam da bir vasalın meselesini tartışıyorduk ama neyse. Onun çocuğu olduğum için şanslıyım. Ve çok yaşayan imparator. Çocuğu eğitelim unutmayalım. Şu çocuğu da itelim. al işte özgürlükçü özgürlükleşme. Harika. Bunu böyle feshedebiliyor muyuz? Ah feshettim mükemmel. Buradaki hanımefendinin sözleşmesi nasıl? Güzel sen burayı istiyordun değil mi? Bak sana şöyle burayı veriyorum. Sen bana çok sadık bir vasal olacaksın. %100 hoşlanıyorum.